Odunpazarı Belediyesi Yeşil Efendi Konağı Atatürk'le Bir Gün Galerisi'nde tarih söyleşileri düzenliyor. Memleket Sevdalıları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen tarih söyleşilerinin ilk konuysa doktor öğretim üyesi Cezmi Karasu'ydu. Söyleşi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı. İstanbul'dan sonra en çok Eskişehir ziyaret etmiştir. 23 kez ziyaret eder. Söyleşide Atatürk ve Eskişehir üzerine konuşan Cezmi Karasu, Eskişehir'in bir cumhuriyet kenti olduğunu vurguladı. Kurtuluş Savaşı'ndaki 5 büyük savaştan, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Eskişehir Kütahya Savaşları, Sakarya ve Büyük Taarruz, 5 savaştan 3'ü Eskişehir'de. Fakat Atatürk'ün Eskişehir'e daha sonra çok sanki bir hayat borcu varmış gibi özel önem göstermesi aslında dramatik bir durum sonucu ortaya çıktı. Eskişehir-Kütahya savaşlarından sonra artık ordunun bu işgale dur diyebilmek için daha donanımlı hale getirmesi gerekiyordu. Daha savaş kaybetmeyecek hale gelmesi gerekiyordu. Çünkü eldeki ordunun bir kez kaybetmesi artık bir daha yeri doldurulamayacak bir manzara ortaya çıkarabilecek. Odunpazarı Belediyesi'nin tarihi bölgede bulunan galerilerde söyleşilerini düzenlemeye devam edeceğini belirten yetkililer, Atol Behramoğlu kitaplığında şiir ve edebiyat, Tayfun Taliboğlu Daktilo Galerisi'nde gazetecilik, Atatürk'le Bir Gün Galerisi'nde ise tarih üzerine söyleşilerin yapılmaya devam edeceğini kaydetti. Yetkililer, Atatürk'le Bir Gün Galerisi'nde gerçekleştirilen tarih söyleşilerinin farklı konuklarla Atatürk Milli Mücadele, Kuruluş, Kurtuluş ve Eskişehir üzerinden genişleyerek süreceğinin altını çizdi.